kesinlikle ve kesinlikle şey değiştirmez, renk değiştirmez. Renk değiştirmediği için de saf su içilmez. Bütün dünyada minerali bol olan su makbuldür. Ve bir suyun minerali ne kadar çoksa, onun içerisine bu cihazı koyduğunuzda minerallerin arası ne diyoruz ona, ayrışım mı diyoruz? İyonların ayrışımı nedeniyle o çok daha yeşile kaçan bir renk alır. Yani bir suyun renginin değişmesi aslına bakarsanız tam tersine suyun kalitesini gösterir. Şimdi arkadaşımız size ki ASKİ'de görevlidir Nurullah Bey, size bu deneyi anlatacak ve bu deneyi yapacak. Yani o hani görüyorsunuz ya şeydeki CHP online'daki yapılan saçma sapan çocuk aldatmacası şeyin gerçeğini gösterecek ve suyun nasıl ayrıştığını gösterecek. Şimdi şöyle söyleyeyim, saf suda kesinlikle ve kesinlikle şey olmaz, bozulma olmaz. Ama saf suyun içine azıcık bir tuz atın, bir anda o böyle koyulaşır gider, azıcık tuz atın. Mineral olduğu için, birçok mineral olduğu zaman çok daha fazla bu size renk verir. Şimdi bunu size detaylı olarak ispat edeceğim. Şuraya koyalım, gel şöyle. Şöyle koyalım. Bakın üzerinde yazıyor. Bakın bu saf su. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, Türk markası getirmedik. Türk markası getirmedik. Biliyorsunuz bu Fransızların en büyük, en önemli suyu, öyle söyleyeyim. Dünyaya en çok sattığı su. Şeyden aldılar bunu. AVM'den aldılar. Burada satılıyor biliyorsunuz AVM'lerde. Bu suyla şimdi açık deney yapacağız. Ama önce şeyi yapalım. Saf su. İkinci bir saf su daha koy. Tuz koyarak şeyi içelim. Bu laboratuvarda elde edilen, içerisinde hiçbir mineral bulunmayan sıfır değerindeki su. Bu içilmez. Çünkü su mineralsiz olduğu zaman vücuda tam tersine zarar verir. O aküler için kullanılan bir olay. Saf su. Şimdi bakın, şu ikisi de saf su. Aynı su. Hangisine koyalım şeyi? Tuz. Şura mı şuna? Şura. Şura mı? Şura koy. Koy bakalım. Çok az koy yani. Oo, çok bile oldu. Evet. Şimdi bakın, şu suyun renginin ne hale geldiğini, ikisi de saf su olmasına rağmen sadece tuz ilavesiyle ne hale geldiğini görün. Her yerde satılıyor mu? Her yerde satılıyor, her yerde. Yani sabah programında yapabilirsin artık ya. Özellikle bu arada bizi dinleyen televizyonlarda ve radyolardaki vatandaşlarımızın da bu manada yazıda göresin diyorlar. Ha, gözükü şöyle mi diyorlar? Evet. Koyalım, tutalım. Şimdi daha iyi oluyor değil mi? Evet. Rengi görüyorsunuz değil mi ne hale geldiğini? Bunu şimdi tuttukça daha da koyulaşacak. Tuttukça daha koyulaşacak. Şimdi bu pis su mu? Bu kadar büyük bir cehalet olabilir mi? Kandırıyorlar. İnsanları böyle kandırıyorlar. CHP zaten her zaman kandırıcılık yapmıştır. Bakın buradaki kandırıcılığını da görüyorsunuz. Ben daha çok koyulaşabilir ama müsaade ederseniz diğer deneye geçelim. Çünkü bazı anlatacaklarımız var. Bu kaldıkça koyulaşır. Bakın şunu şöyle kenara koyalım. Şimdi efendim? Kaldırayım tabii. Bakın sadece içerisine bir tutam minicik tuz attık. Minicik. Nasıl bozuldu su? Saf su yazanda ne vardı? Efendim? Saf su yazan bardakta ne vardı? O da saf su. İkisi de aynı. Şimdi bakın, şu görmüş olduğunuz
İstiyorsanız bunu boşaltıp bir daha bundan koysunlar yani. Saf su şu. Arkadaşlar tamam. Eğer isterseniz başka bir şeyden sonra birlikte siz de katılarak beraber yeniden istediğiniz kadar beraber deney yapabiliriz. Şunu da bir sana açtıralım.